Kızgın yağ su döküyor. Neler var abi? Neler millet birbirine... Kızgın yağ su döküyor. Kızgın yağ su döken bir arkadaşım vardı ya. Ev, kaç tane ev ocak ondan söylüyor. Kız demiş ki ev boş. Bu çalmış kapıyı. Bir dakika, kız ev boş mu diye yani. Kız ev boş demiş. Çocuk 3 saniyede orada. Aşağıdan çalmış kapıyı abi. Kız da o ara çocuğa yemek yapıyormuş. Bir şeyler kızartacakmış. Yağı hazırlıyormuş. Aşağıya inmiş kız. Aşağıdaki kapının otomatı bozulmuş. Kapıda 2-3 dakika konuşmuşlar niyeyse. Lan girin içeri değil mi? O girişler böyle bir... Neyse abi. Öyle şey. Eve geliyorlar. Oyamış falan. Eve geliyorlar. Arkadaş salona geçiyor. Kız salonda. Ya diyor çocuk bir şey kokmuş. Ama. Aman. Kokusun. Neyse abi. Kız aa diyor ben mutfakta yağ ısıtmıştım falan kızartma yapacaktım diyor. Mutfağa giriyor. Yağın baya baya böyle içten içe lav olduğunu görüyor böyle. Ananı sikeyim falan filan hemen kapatıyor ocağı. Evet. Bilmem ne. Su döküyor. Böyle tabi yağ direkt şeyin yanında, perdenin yanında abi. Onun sıcağıyla perde tutuşuyor. Of. Perde tutuştuktan sonra benim arkadaş bağıra çağırıyor, kız arkadaşı çağırıyor. Murat koş bilmem ne mutfağa yak. Abi çocuk da yağ olduğunu bilmiyor. Senin arkadaş kız arkadaşı çağırıyor Murat. Yok kız çağırıyor şeyi. Kızın adı Murat. Orada bir şey yapalım. Murat'a takılma. Ona takılma. Murat'a takılma. Takılma saygı duy. Evet. Neyse. Çocuk tabi bilmiyor yağ olduğunu abi. Kovayla suyu bir boşaltıyor. Kovayla mı? Aynen doğru. Kovayı var mı nereden bir? Ya abi. Var ya şimdi bak ne dedi? Ya çok sorguluyorsunuz tamam. Ya. Sorgulayanlar. Tamam. Neyse abi alevler tavana mavana bilmem ne falan sıçtıyor bir şeyler. Çok alevli bir aşk falan. Çok alevli bir aşk yani. Ana fikir kolay. Siz olun sevişmeye gittiğinizde kızartma yapılmadığınıza emin olun abi. Yani ev boş diyenin hani tavasına su sıkmayın. Ev boş diyenin tavasına su atmayacaksın. Evet. Ama bir şey oldu ama anlatmayacağım. Olayın ana fikri ne? Sen ana fikri çok seviyorsun. Herkes ana fikir. Olayın ana fikri yağ su atma. Bence yağ kovayla su atma.